Sen miniksin, ben çok büyükmüşüm gibi geliyor. Öyle gibi geliyor. Öyle değildir büyük ihtimal. Hiç de değil bak, ben daha büyük gözüküyorum. Renk de açık renk ya. Evet. GNNG'yim. Şimdi evet, nerede kalmıştık? Ama değil. Aloha. Bugün Canan'la beraberiz arkadaşlar ve bu videoda açıkçası Akses'le ilgili biraz konuşalım istedim. Bir sohbet videosu olacak. Tabii ki de böyle karşılıklı sohbet edeceğiz. Ve Akses Bars'la ilgili, facelift'le ilgili ve aynı zamanda da beden prosesleriyle ilgili hani hem benim yaşadığım deneyimleri hem de Canan'ın yaşadığı deneyimleri biraz anlatalım istedik. Şimdi ilk olarak izlemediyseniz aslında Akses nedir, Akses Consciousness, Akses Bars nedir? Bununla ilgili ben kanalda bir video çekmiştim. Birkaç ay oluyor. İlk onu izleyin derim. Ondan sonra bu videoya gelirseniz daha iyi olabilir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hani sizden özellikle Instagram'a sorular geliyor. Hani seans almak isteyenleriniz oluyor. Ya da hani Akses Bars nedir, daha da öğrenebilir miyim? Ya da facelift nedir? Beden prosesleri ne işe yarar? Gibi sorular geldiği için ben de açıkçası hani Canan'la da biz hediyeleşiyoruz. Yani o bana bir seans hediye ediyor. Ben ona bir seans hediye ediyorum. Bars, facelift biz seçiyoruz hani ne üzerine olmasını genel olarak. O yüzden de böyle bir araya gelmişken bir de zaten ne zamandır aklımızda bir video çekelim istiyorduk ve o gün bugün. Bir de ben başlamadan ve sana söz vermeden şeyi de söylemek istiyorum. Geçenlerde oluyor gerçi birkaç bölüm. Bu video yayına girdiğinde bir bakarsınız kaçıncı bölüm olduğunu tam hatırlamıyorum. Ne olmuş yani, podcast'te bir bölüm kaydetmiştik. Orada da hatta bölüm sorumuz neydi onu da şu an hatırlamıyorum ama buraları bir yerlere... Sorumluluklardan bahsetmiştim. Sorumluluklarla ilgili, tamam. Onu da dinlemek isteyenleriniz olursa ona da bakabilirsiniz. Ve şimdi öncelikle Canan, istersen sen biraz hani böyle bir kendini tanıt, ondan sonra sohbetimize başlayalım. Aloha, merhabalar. Ben Canan Akyüz. Hem İspanyolca hem Almanca öğretmeniyim ve kişisel gelişimle de ilgilendiğim için hayat bizi, enerjiler bizi bir araya getirdi, evet. Kardelen'le bir Akses eğitiminde. Biz evet Akses eğitiminde bu arada gerçekten karşılaştık tesadüfen. Evet, ben Kardelen'in fanıydım. Bu arada seni tanıyorlar. Belgrad Vlog'dan arkadaşlar benim kafam gitti. Seans evet, yaptığımız evet. İçin birbirimize. Doğru, sen varsın doğru. Zaten. Belgrad Vlog'unda varım. Evet, doğru. O gün beraber gitmiştik, seans yapmıştık birbirimize. Doğru. Belki onu izlemeyenler olmuştur. Onu izlemediyseniz onu da izleyin, öyle gelin diyelim. Evet, kişisel gelişimle ilgilendiğim için hayat beni Akses'le tanıştırdı. Ve Akses'in araçlarını öğrenmeye başladıktan sonra onları uygulamaya başladım. Kendi hayatımda içselleştirmeye başladım ve araçlarını kullanıyorum, başkalarına uyguluyorum, seanslar yapıyorum. Özel seans sen de veriyorsun. Evet. Aynı zamanda Bars eğitimi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir günlük Bars eğitimi var. Evet. Ben kaç kere aldım, sen de aldın bayağı. Aynen öyle. O eğitimi sen de veriyorsun. Evet. Ben şu an özel seanslar veriyorum. Ama Bars eğitmeni değilim mesela. Canan eğitmen olmayı seçti. Aynı zamanda facelift, ben eğitmeni olmayı seçtim. Evet, yakında eğitim vereceğiz. Evet, ikimiz birlikte seçtik. Çok evet. Güzel bir şey. Ben de Canan'da yakında facelift eğitmeni de olacağız. Şimdi Can, istersen bir şuradan başlayalım. Yani aranızda eminim merak edenleriniz olacaktır. Hani bu Akses'in bana katkısı ne oldu? Ya da bu bar seanslarının, faceliftin, beden proseslerini, mesela ben hani yurt dışında da çok eğitime gittim ve çok içindeyim artık. Ve bunu size önerir miyim? Önerirsem neden öneririm? Hani ne sağlayabilir size diye mesela, da nasıl bir evet, katkısı nasıl olabilir? Evet, nasıl bir katkısı olur? Aynen, evet. Böyle düşündüğümde ben kendim nacizane birkaç cümle söylemek isterim. Sonra senin de fikrini almak istiyorum. Açıkçası bende mesela ne değişti? Hani çok böyle kısaca, videoda çok uzamasın diye böyle uzun uzadıya anlatmayacağım size. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle mesela... Kendinizi genel olarak negatif hissediyorsanız ya da böyle depresyona meyilliyseniz, hani
Gerçekten ve Türkiye şartlarında tabii ki de moralimizi bozacak birçok olayla karşılaşabiliyoruz. Hani ülkenin zorlu şartları da var. Hani tabii kesinlikle ki de biz neye nasıl bakmayı seçiyorsak öyle de görüyoruz ama hepimiz üzülebiliyoruz. Dolayısıyla hani bütün bunları hafifletiyor seanslar. Ve nasıl yapıyor derseniz de hepsinin en temeli bar seansı. Sonra dileyenler facelift beden proseslerine de yönelebilir. Yani nasılı ya da niçini pek de yok. Sadece oluyor. Orada bir akış var. Ben böyle hani sen de kendi deneyiminden bahsedersin ama bu şekilde tasvir edebilirim. Ve her seansta artık o temizlenmesi gereken şey her neyse. Mesela para realiteniz kötü. Yani gerçekten hiçbir şekilde para akmıyor hayatınıza. Ya da çok uzun zamandır bununla ilgili de çok fazla bana yazan oluyor ilişkilerle ilgili. Özellikle kızlar. İşte ilişkilerle ilgili mesela birini hayatınızda istiyorsunuz. Güzel bir ilişkiniz olsun, mutlu olun. Ama bir şekilde olmuyor. Hayatınıza çektiğiniz ya da hayatınıza giren erkekler ya da erkeklerin de kadınlar olmuyor. Hani istediği gibi gitmiyor mesela ilişki. Ya da bir yerde değersiz hissediyorsunuz. Neyse neyse. Bunlar hani herkesin aslında blokajı neyse ona göre temizleniyor. Ve aynı zamanda facelift ve beden proseslerinden de ben birazdan bahsedeyim. Senin de bir fikrini almak isterim. Senin hayatında ne değişim oldu? Bir dakika, ben konuştukça çok konuşasım gelir. Şunu da söyleyeyim. Hani benim hayatımda nasıl bir açılım oldu? Ben bir kere bence kesinlikle çok daha rahat oldum. Normalde hep böyle tez canlıyımdır. Hani böyle hep aynı anda birçok şey yapmayı severim. Heyecanlıyımdır. Bunlar bence zaten olumsuz bir özellik de değil. Ama böyle anksiyeteye kapılabiliyordum, endişeye kapılabiliyordum, korkabiliyordum. Bunlar hani yok denecek kadar az. Bunun yanında bir de umut çok fazla oldu bende. Yani ne olursa olsun umudumu kaybetmeme hali depreşti. Hani ilk aklıma gelenler bunlar. Canan seni de böyle konuk alıp hani ben böyle konuşup hadi bu kadar falan demek istemiyorum. Senin de deneyimlerini, tecrübelerini paylaşırsan çok sevinirim. Evet, şöyle biraz anlatabilirim. Bu en temel bar seansında baştaki 32 noktaya dokunuyoruz. Evet. Ve onlara dokunduğumuz andan itibaren beynimizdeki nöronlar arasındaki yükler hafiflemeye başlıyor. Oradaki yükler yavaş yavaş boşalmaya başlıyor. O yükler nelerdir? Bizim anne karnına düştüğümüz andan itibaren bütün çevreden aldığımız yargılar, bakış açılar, projeksiyonlar, etiketlemeler. Projeksiyonlar, etiketlemeler nelerdir? Yani sizi yargılayan kişiler direkt olarak yargılamasa da bile düşünce olarak bile olsa o size enerjetik olarak geçiyor. Aksıyor. Yani etki ediyor diyeyim evet, size. Ya da yetiştiriliş şekli de önemli. Kesinlikle. Ailede. Çevremizle ilgili her şeyi bizim sünger bob gibi emme kapasitemiz evet. var. Ve o tabii ki güzel bir kapasite. Ama onu nasıl yönlendireceğimizi, nasıl kullanacağımızı bilmemiz lazım. Ve mesela sen diyorsun ki birçok işi bir arada yapmayı seviyorum, heyecanlanıyorum falan. O bende de var. Ve ben dedi düşünüyorum ki şöyle bir şey, bu barzı aldıkça, eğitimleri aldıkça, araçlarını kullandıkça, seanslarını aldıkça ve yaptıkça da uyguladıkça, çünkü hem aynı. Uygulayan kişiye de faydası var, hem alan kişiye de faydası var. Gitgide yani hayatımızdaki inişlerle çıkışlarla baş edebilmek, alıp kabul edebilmek çok daha kolaylaşmaya başlıyor. Evet. Ve bütün o bakış açılar, yargılar, etiketlemeler, projeksiyonlar erimeye başlıyor. Ve onlar eridikçe bizim için bambaşka yeni alanlar açılıyor. Evet. Biliyorsunuz alanlar sonsuz. Ve sonsuz olasılıkları açılıyor. Sonsuz olasılıkları. Aynen şey aklıma geldi sen anlatırken. Hani dedin ya böyle aslında o inişler, çıkışlar. Bir de şöyle bir şey oldu. Sende öyle bir etkisi oldu mu? Yani bu arada arkadaşlar konudan konuya atlıyorum ama zaten bu bence bizlerin... Evet. Çok heyecanlıyız. Evet. Ya her şeyi yaratım bir anda heyecanlı. Böyle aktarmak istiyoruz. Aynen öyle. Şimdi şuna bağlayacaktım. Hani inişler çıkışlar oluyorsa hayatınızda, yani benim oluyordu mesela, çok üzgün olabiliyordum, çok mutlu olabiliyordum, çok heyecanlı olabiliyordum, bir anda dibe, yani
duygu durum değişikliğim hani böyle bir hastalık derecesinde değil ama çok etkilenebiliyordum. Bence Ay Burcu'nun yengeç olmasıyla da alakalı. Astroloji videolarımı izliyorsanız zaten vakıfsınızdır. Neyse yani aksesle beraber özellikle bar seansları ve beden prosesleri. Çünkü bence facelift biraz daha farklı çalışıyor. Dediğim gibi video çok uzamadan ona da biraz değiniriz. Ama onlar azaldı. Yani önceden böyle roller coaster'sam şöyle, daha böyle oldum. Ama bu böyle demek değil ki hani hayatım böyle sıkıcı ya da böyle adrenalin azaldı. Bu anlamda değil. Kesinlikle. Ama o iniş çıkışlar biraz daha nasıl diyeyim aslında size? Hani daha dışarıdan bakabilmeye başladım. Daha gözlemci pozisyonunda belki de kalabilmeye başladım. Bir de ben tabii kova olarak anlatıyorum. Sen çok oğlak olarak anlatıyorsun. Belki o açıdan da güzel oluyordur sizin için. Bu şekilde peki Canan sana özel olarak mesela sen nasıldın, nasıl oldu ve mesela kaç seansta, genelde o soru da çok soruluyor. İşte kaç seans almalıyım, kaç seansta etkisini görürüm. İlk sen cevapla istiyorsan sonra da ben cevaplayayım. Bu arada Lucy geldi, kamerayla oynama kızım. Evet yani şöyle bir şey söyleyebilirim Kardelen'cim. Biz ne kadar açıksak, ne kadar çok seçiyorsak gerçekten yani hayatımızı değiştirmeyi, seçimlerimize ulaşmayı o kadar çabuk olacaktır. Yani şey diyorsun aslında ne kadar seçiyorsan o kadar seans almayı seçersin. Evet kesinlikle çünkü hani yapan kişi sadece bir katalizör. Evet. Sadece sana katkı olabilir. Ama sen ne kadar çok seçersen, ne kadar kararlıysan çünkü sadece hiçbir adım atmadan, konfor alanından çıkmadan hiçbir şey olmuyor. Bu çok önemli. Böyle bir şey vaat etmiyoruz yani. Evet, onu da biz çok bence müthiş bir nokta. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten ben bunu bana gelen danışanlarımdan çok gördüm. Sen de görmüşsündür. Aslında bu her alanda oluyor. Yani mesela bazen bazı insanlar bazı şeylerin değişmesini istiyor, tamam mı? Gerçekten evet. Diyor ki mesela benim bu kilo verme serüvenim gibi bir türlü veremediğim 5-6 kilo neyse. Ama onu seçmiyor. Hani diyor sadece o ağızda ama gerçekten ama o adımı atmıyor mesela. İçin bir şeyden zevk aldığı için. Aynen. Ve onu salıvermek istemediği için yine ona devam ediyor. Evet. Ama tabii ki ne kadar çok bariz alırsa o bakış açıları, o yargılar yavaş yavaş erimeye başlayacaktır. Ve dediğimiz gibi bu konfor alanından çıkmak daha da kolaylaşacaktır onun için. Evet, bir de şey... Ona bir ivme yaratacaktır yani bir push hafif. Ben bir de demin şunu söylüyordum, o aklıma geldi. Hani biz şu anda access'le ilgili konuşuyoruz ama hani size meditasyon iyi geliyordur, psikoterapi almak iyi geliyordur, aile dizimini çok soran var. Hani aile dizimiyle benziyor mu? Çünkü ben aile dizimi de çok aldım. Sen de almıştın diye hatırlıyorum. Aldım bir kere, evet. Yani size ne iyi geliyorsa, burada anlattıklarımız sadece bizim deneyimlerimiz. Ve hani ekstra sorularınız olursa da arkadaşlar, hani ben aklıma gelmişken söyleyeyim, sonra gidiyor aklımdan. Yorumlara da yazın. Hani onları da ben yine bir şekilde geri dönüş yaparım ya da belki oraya gelen yorumlardan başka bir video çekerim diyorum. Sana bir de şeyi soracağım. Peki senin hayatında yani ben... şu konularda şöyleydim, böyle oldum dediğin hani ne değişimler oldu mesela? Hani birkaç tane. Mesela ben kızımla çok yani bebekliğinden beri bayağı zor bir ilişkimiz vardı. Üç çocuğu var bu arada. İki oğlu bir kızı var. Hiç göstermesen de. Ay canım benim, teşekkür ederim. Ve işte kızımla bayağı bir sorunlar yaşıyordum. Ve artık çok tepkiseldim. Çok eleştiriyordum. Çok projeksiyon etiketlemeler yapıyordum kızıma. Ve onu gitgide azaltmaya başladım. Onu yani bir gördüm. Sonsuz varlık olarak gördüm. Onu sürekli eleştirip yönlendirme yapmam gerekmediğini, onu da kendi kararlarını kendi verebileceğine inanmaya başladım. Ve yani en büyük şeyim oydu benim. Sıkıntım diyeyim. İlişkin değişti ve mi peki? Ve ilişkim değişmeye başladı. Evet. Harika. Kesinlikle. Yani şu anda
hani o böyle bazen çıkışlar falan yapsa bile, çünkü ergenlik çok doğal bir şey. Artık onun hani hiç çok doğal görüyorum, hiç tepki vermiyorum bazen. Ya da o bana sert çıkışsa bile ben ona yumuşak bir şekilde cevap veriyorum. Bir de zaten Access'teki en önemli noktalardan biri, şimdi hiçbir şekilde böyle bazı prosesler var hani işte temizleme cümlesi diye bir şey var mesela, onları paylaşamıyoruz. Ama bazı yani temel şeyleri zaten paylaşmamızda sıkınca yok. Bu arada bunları paylaşamamızın sebebi de içinde olmayan biri bunu kendince yargılayarak yorumlayabilir. Buna da mal vermek istemiyorlar. Sonuçta zaten merak eden, gerçekten seçen eğitimini de alır, seansını da alır. O yüzden onu da diyeyim, parantezi kapatayım. Şunu söylüyordum. Access'te esas olan en önemli nokta arkadaşlar soru sormak ve soruda kalmak. Bana öğrettiği ya da bana kattığı şeylerden biri aslında bu oldu. Canan, şeye değinelim istiyorum. Facelift seansları ve beden prosesleri. Şimdi 3 günlük beden prosesi, daha doğrusu 3 günlük beden sınıfları var. Hem Türkiye'de hem yurt dışında ya da Türkiye'nin zaten birçok şehrinde CF'ler var arkadaşlar. Certified Facilitator diye geçiyor. Yani sertifikalı kolaylaştırıcılar. Ve 3 günlük bedeni ama Türkiye'de sayılı birkaç kişi veriyor. Bunu da böyle detayları ben detaylı anlatmayı seviyorum. Ben de bunun eğitimini aldım. Canan da aldı ve 60'tan fazla, hatta ileri seviye beden sınıfları da var. Ben Paris Villon'da hatta gitmiştim. O Villon'da sizinle paylaştım. Şuraları bir yerlere koyarız. O beden sınıfları da oluyor ileri seviye. Ve bunlar neye yarıyor? Aslında yani kanıtlanmış bir şey var ve biraz iddialı duyulabilir ama bu böyle. Sen de biliyorsundur. Dördüncü evre kanser hastaları bile seçerlerse, tabii ki de bir beden seansıyla değil ama 20-30 beden seansıyla iyileşebiliyorlar ve bu yapılan araştırmalar var bununla ilgili. Ya da dördüncü evre oluyor. Evet, dördüncü evre birinci evreye geçebiliyor. Yani sağlığınıza çok etkisi var. Yeryüzüyle bağlantı kurmayla ilgili benim şu anda aklıma bir sürü prosesler geliyor. Evet. Beden prosesleri de bir başka açıkçası ve yani hepsi benim için bir bütün ve hani barz aldım şöyle oldudan ziyade genel olarak bende hepsi farklı farklı kapılar açtı. Evet. Beden proseslerini sen nasıl anlatırsın? Sana nasıl katkısı oldu? Şöyle anlatabilirim. Bedenler gerçekten aslında dokunulmak istiyorlar. Ve bedenlerimiz aslında yargılanmak istemiyorlar. Onlarla iletişim halinde olmamızı istiyorlar. Ve ne kadar çok onlara dokunursak, onlarla iletişim halinde olursak, o kadar çok bizimle işbirliğine girmeye başlıyorlar. Sizin için yaratımda bulunuyorlar. Yani bambaşka bir duygu, yani kelimelerle ifade edilemeyecek bir his. Evet. Beden prosesleri gerçekten bir de çok yoğun çalışıyor genelde. Yani benim deneyimim en azından hep böyle oldu. Yenileniyorsunuz arkadaşlar. Yani şey gibi düşünün. Mesela yıllarca böyle size iyi geldiğini düşündüğünüz çöplülerle, çöplükle dolaşıyorsunuz. Hani sırtınızda böyle. O yükler ve sanıyorsunuz ki hayat bundan ibaret. Hayat böyle. Sonra bir bakıyorsunuz hani onu atabiliyorsunuz. Aa bu mümkün. Sonra böyle devam ediyorsunuz. Başka bir şey de atıyorsunuz. Evet. Aa bu da mümkün. Sonra bir bakıyorsunuz aynaya. Aa ben aslında daha da güzel de gözükebilirim. Hani her anlamda hani hem fiziksel hem ruhen, duygusal açıdan. Çünkü bunların hepsi bir bütün. Kesinlikle. Dolayısıyla bütün bunlara yarıyor. Ve facelift de böyle konudan konuya hepsine küçük küçük değinmek istiyorum. Facelift de mesela... En önemli özelliği aslında tabii ki sadece gençleşmemize yaramıyor ama en bilinen ve tercih edilen yönlerinden biri diyeyim. 20-30 seans arası alırsanız, yani minimum 20 seans ama maksimum 30 seans etkisini gösteriyor. Kalıcı botoks etkisi yaratıyor ve ince kırışıklıkları açıyor. Ben zaten facelift eğitmeni olmayı seçiyorum. Facelift sınıfları da vermek istiyorum seanslarının yanında. En sevdiğim seanslardan biri facelift. Mutlaka deneyin derim. Hemen küçük bir şey daha söyleyip senin de yorumlarını alacağım. Bir de şöyle de bir şey var. Hani burada biz Canan ve ben bahsediyoruz.
bizim gibi seans veren hani başka arkadaşlar da var. Burada illa benden ya da illa Canan'dan ya da illa X kişiden hani seans alın, eğitime gidin demiyorum. Bunu da söyleyeyim. Hani kim size hafif geliyorsa, eğer böyle bir yola çıkmak isterseniz, bir deneyimlemek isterseniz alabilirsiniz. Access Consciousness sitesinden de zaten araştırılabilir. Kesinlikle. Ama benim yine nacizane tavsiyem arkadaşlar, bu eğitimi almış, hani gerçekten sertifikası olan birinden alın. Hani ben buna dikkat ederdim diyorum. Ve senin facelift ile ilgili yorumlarını merak ediyorum. Sen de çok seviyorsun çünkü. Evet, facelift benim aslında sevdiğim ikinci beden prosesi diyeyim. Birincisi ne? Birincisi yeryüzüyle birliğin onarımı. O çok güzel, evet. Onu birbirimize de yapalım. Yapalım. Evet, tamam. Bunu hediyeleşeceğiz biz. Süper. Çünkü facelift aslında bizim sadece burada gördüğümüz bedenimize değil, bütün enerjetik bedenin katmanlarına da etki ediyor. Ve facelift'te birçok proses çalıştırılıyor. Evet. 20'den fazla değil mi? 2 sayfa kadar. Evet. Aynen. Ve bu beden proseslerinin hepsini alabiliyorsunuz. Ondan evet, faydalanabiliyorsunuz. Hem yapan kişiye hem alan kişiye çok çok katkısı oluyor. Sadece dediğimiz gibi bizim yaşlanmayla ilgili, güzellikle ilgili bakış açılarımız, yargılarımız burada erimiyor. Hayatımızın her alanına akustik boyutta çok etki ediyor. Evet, ama bir de bütün bunlar olurken gerçekten daha da güzelleşiyorsunuz. Erkekler alabilir mi diye de soruluyor. Tabii ki de alabilir. Tabii ki. Ve bunun yaşla da bir ilgisi yok. Yani hani atıyorum 30'dan önce alabilir miyim ya da 30'dan sonra mı almalıyım diye de sorular geliyor. Hiç ama alakası yok. Evet, yaş kısıtlaması yok. Kesinlikle. Dediğim gibi yani yaşlanmak veya güzellikle ilgili değil sadece. Yani hayatınızın her alanı parlamaya başlıyor. Evet. Kesinlikle. Genel hatlarıyla böyle arkadaşlar. Yani tabii bir sürü farklı sorularınız olabilir. Olursa da yorumlara yazın. Hani böyle çok uzun, böyle yani yarım saati aşan bir video olmaması için olabildiğince kısa tutmaya çalıştık. Senin ekstra eklemek istediğin bir şey var mı Canan? Evet, şöyle bir şey diyebilirim. Bir eğitimi almak sadece uygulayıcı olmak için ya da eğitmen olmak için değil. Evet. Access'in bir sürü hayatımızı kolaylaştırdığı araçları var. Ve o araçları kullanmayı öğrendikçe ve hayatınıza geçirdikçe çok büyük alanlara açılıyor size. Çok güzel kapılar açılıyor. Bambaşka insanlarla karşılaşıyorsunuz. Onlar size katkı oluyor. Siz onlara katkı oluyorsunuz. Neler mümkün. Bir de hediyeleşme... Başka neler mümkün. Evet. Hediyeleşme günleri de oluyor. Hatta biz bu video yayına artık ne zaman girer emin olamıyorum ama 1 Nisan'da yapacağız. Bugün 11 Mart. Ve 1 Nisan'da hani seans, yani daha önce eğitim alanlar da gelebiliyor. Hiç eğitim almamış olanlar da geliyor. Sadece katkı payı ücreti var. O da o kadar yüksek olmuyor. O şekilde hani böyle hediyeleşme günlerine de bakabilirsiniz eğer deneyimlemek evet, istiyorsanız. Ya da özel seans almayı seçebilirsiniz. Kartta yer bitti. O yüzden şöyle bir kapatıp açmak durumunda kaldık. Yani kısacası bu şekilde. Dediğim gibi ekstra sorularınız olursa her zaman sorabilirsiniz. Bunun yanı sıra konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Kardelen'cim. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Seninle sohbet etmek çok güzel oluyor. Ya. Evet. Canan'ın da bu arada Instagram'ını verebilir miyim? Seni olur, takip etmek isteyenler. Canan'ı takip etmek isteyenleriniz olursa arkadaşlar, şuraya ya da buraya bir yerler Instagram'ını bırakacağım. Onun yanı sıra zaten sen 5 kıta masajı da veriyorsun. Evet. Bir de bir şey daha vardı yaptın. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Selki. Heh, evet, bir şey aynen. Sen zaten ilgilenenler olursa Psyche diye bir şeyle daha ilgileniyor. Benim daha çok vakıf olmadım. Hani ona da bir göz atabilirsiniz diyorum. İzlediğiniz için, varlığınız için kocaman 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 mahalo diyorum. İstersen mikrofonu sen tutmak, istersen ben şöyle. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere demeden önce bir de Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuraları bir yerlere ben de Instagram'ı bırakacağım. Bu videoyu, sohbetimizi beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, bizi sevdiyseniz de
abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her hafta Cuma günü 6'da video yayına giriyor arkadaşlar. Zaten bilenler bilmeyenlere söyleyebilirler diyorum. Yani açıkçası benim bir video daha çekmek vardı aklımda. Hani facelift'i size böyle detaylı anlatayım mı diye düşündüm. Bir de yine bu videonun altına hani facelift'le ilgili Kardelen daha detaylı bilmek isteriz derseniz, hani onu belki ben bir arkadaşıma uygularken ya da biri bana uygularken de böyle görüntüler çekebilirim. Öyle bir video daha gelebilir. Evet, olabilir, niye olmasın? Değil mi? Olabilir diye güzel. Ben de düşündüm. Bu şekilde. O zaman tekrardan çok teşekkür ediyorum Canan. Canım benim. Ben teşekkür ederim. Haftaya çok keyifliydi. Bence de. Ben de çok keyif aldım. Ben zaten bır bır konuşuyorum. Ben böyle birilerini konuk alınca ama daha çok kendim konuşmayı seçiyorum. Böyle konuk alıp öyle bir şeyim oluyor ama sen de konuştun bence. Konuştum ya. Sen rahat ol. Tamam. Çok konuştum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bakma, başlayana kadar böyle bir şeyler oluyor ama seviyorum yani. Sen seviyorsun. Yargılar, yargılar, yargılar. Pot pok diyoruz. Hayır, bakıyorum. Lütfen bizi... Küçülttün. Heyecanlı bir insan olmak zor zaman. Evet canım.